Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha geçen gün çıta verdiğimiz arı, yani yavrulu çıta verdiğimiz kovan. Bir de onun durumuna bir bakalım. Ne alemdedir? İsmail Polat adlı takipçim. Öyle atıyorum İsmail Polat. Demiş ya, boş kovanları göster. Tekrardan çekeceğim onun için. Açık yavrulu çıt. Oğuldan mı arı memesi verildi. Şu babanda arkadaşlar iki tane ana arı memesi vardı. Ondan bölme yapmıştık. Sonradan kapalı mevcut az diye kapalı çıta açık yaptılar. Çıta verin demişiz. Bu çıta da bu. Evet, ana arılardan biri çıkmış. Kendi anasını kendi yapıyor arkadaşlar. Şimdi 3-4 tane meme bırakıyoruz. Güçlü olan hangisi ise zaten kendi aralarında onlar şey yapıyorlar. Bana ağrı bulsun diye. Biliyorlar yani hangisi kendilerine daha fazla fayda sağlayacağını babam biliyor. Ona göre tercihini de yapıyor. Bunun anası çıkmış, anasını görmedim ama işte böyle yeni çıkan anaları onları kıskanıyor arkadaşlar. Ağrım da bir uçağı ne olacak şimdi? Yeni ana burada. Şimdi bu daha çiftleşmemiş. Çiftleşme uçuşuna da gidecek. Güzel bir ana. Öbürünün kanatları deform olmuştu. Bu kovanın. Sonraki kontrollerimde zaten belliydi. Kovan onu imha ederdi. Keserdi. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar yeni ana. Bu büyük bir ihtimal bugünlerde çıktı. Kesmişti, sonra açık yavrulu bir çıta verdik buna. Açık kapalı yavrulu bir çıta. O an kendi anasını tekrardan yapsın diye. Onu da ne zaman vermişiz? 28.05'te vermişiz. İşte bugün 10 ise 12-13 gün falan olmuş. Geçen gelip kontrol ettiğimde daha çıkmamıştı. Şimdi çıkmış. Bu çiftleşme uçuşuna gidecek. Kekleri de var arkadaşlar. Nasıl kek yapıyorlar bunlar anlamadım ki. Sırf şeker. Sanki pudra şekerden yapmamış da şekerden örtük yapmış. İsmail kardeşim, bu kovan böyle. Şimdi geçeceğiz biz diğer kovanlarımıza.
Diğer doğanlara geçeceğiz. Şu doğana bakacağım, baştaki doğana. Bunların kuluçkalık kısımlarına bakacağım. Şu 1, 2, 3, 4 tanesinin. Hepsinin kuluçkalığına bakacağım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.